En son add fonksiyonuna eklediğimiz nesneyi data eklediğimiz nesnenin datalarını hem hangi koordinata eklediğimizi, ID'sini hangi koordinata eklediğimizi hem de nesnenin özelliklerinin olduğu objeyi array'imizin içine eklemiştik. Array dizimizin içine eklemiştik. Sonra bitirdik, çalıştırmadık. Burada ben çalıştırdığımda bazı hatalar çıktı. Onlara bakalım. Çalıştırdım. Sağ tıklıyor, incele diyorum. Şurada kırmızı bir bir var. Bu bir hata olduğunu söylüyor. Onun üzerine bastığımda aşağıda diyor ki cannot set proper title undefined. Şurada map.cs bizim map klasımızın dosyasıydı. 2.32 diyor. 32. satırda bir hata olduğunu söylüyor. Bunun anlamı şu: item obje.id tanımlanmamış. Undefined olursa o nesne hiç yok. Null olursa mesela şöyle var, şöyle yazalım. Nereye yazalım? Şuraya. Mesela ben buraya var a dedim. Ama eşittir bir değer vermedim. A'yı tanımlayıp içine bir değer eklemezsek bunun içeriği null oluyor. İçinde hiçbir değer olmadığı anlamına geliyor. Eğer A'yı hiç tanımlamaz, A'ya ulaşmaya çalışırsan, böyle bir nesne olmadığı için bu da undefined oluyor. Tanımlanmamış nesne. Bizim tekrar açıyorum şurayı. Bizim aldığımız hata item objenin nokta id'nin olmadığını söylüyor. Yani undefined, tanımlanmamış diyor. Bir yukarı gidelim. Biz ne yaptık? Var item obje bir tane nesne oluşturduk. Bu nesneyi oluşturduk ama id'si hiç yok. Şu nesne var. Oluşturduk yukarıda. Tanımladık. Yani null olması gerekiyor. Ama nokta id dediğim zaman ben bunu bir objek olarak çağırmaya çalışıyorum. O undefined oluyor. Burada ne dedim? Map.createItemProperty object type. Bu fonksiyondan benim bu objeyi oluşturmuş olmam lazım. Ama ben ne yapmışım? Item object demişim. Bir obje oluşturmuşum. İçeriğini girmişim. Ama bu fonksiyonu return neydi? Fonksiyon bir değer dönüyor. Ben de burada ne yapıyorum? Bir objek oluşturmak için bu fonksiyonu kullanıyorum. O objenin geri dönmesi gerekiyordu ki burada ben bir değişken eşittir createItemProperty object type'ı çağırdığım zaman bu item objenin içerisine o nesne obje gelsin. Bunu yapmadığımız için bu hatayı almışız. Tekrar çalıştıralım, düzelttikten sonra hata olmadı ve bu şuradaki döngüyle bu elmaları ekledi. Şimdi birkaç test yapalım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Artık her şeyi ekleyebiliriz. Elmaları ekledim. Ben diyeceğim ki map nokta. Evet, şimdi yazdıklarımızı test edelim. Birçok şey yazdık burada. Map nokta et. Parantez içinde. Tip mesela rock olsun. 1'e 1 olsun.
Birebir, birebir, birebir. 2'ye 2 olsun. Birebir de kelebek var. 2'ye 2 de elma. Elma koydu. Niye elma koydu? Hemen bakalım. Çünkü burada benim ekleme fonksiyonumda hala elma PNG resmini kullanıyor. Halbuki ne olması gerekiyordu? Ben burada item create etmişim. Hangi type ise onun itemini almışım. Nokta. Burada var. Değerler geldi. Image. Bunun da değişken, objenin içindeki değişkenin içindeki resim olması gerekiyordu. Rock olarak geldi. Şimdi diğer birkaç şey daha kontrol edelim. 2 3 şu x koordinatıydı. O zaman yanına eklemesi lazım. Rock dışında neler ekleyebilirim ben? Flower, grass. Bir tane flower nesnesi ekleyelim. Bir tane yanına grass ekleyelim. Onu da 4 yapalım. Çalıştırdım. Evet, flower ekledi, grass ekledi. Koordinatları da doğru ekledi. Güzel. Şu ana kadar çalışıyor gibi. 3, 3, 2, wall, wall. Onlardan da bir hata eklemeye gerek var mı? Daha ileriki vakitlerde. Bir tane wall ekleyeyim. Wall 2 ekleyeceğim. 3 diyeyim ya. 5 diyeceğim tabii. 3 olursa diğerinin üzerine ekler. Üzerine eklememe ile ilgili bir komut daha yazmadığımız için de üzerine ekler. Evet. Şimdi bunları eklediğime göre ben neye ihtiyacım vardı benim? Hemen şuradan bakayım. Şuradaki değişkenlerin içeriğini doldurduk. Artık bilgiler var. O bilgileri fonksiyonlara yazabiliriz. Fonksiyonlar boştu. Mesela get time property from core şey var mı? Koordinatta bir nesne var mı? Böyle bir şey yazmamışız. Ekleyelim. Map nokta. Şöyle söylesem is dolu mu fill function neden tabi nereden anlayacağım koordinat eklemem lazım x y şurada da is core filled diyelim. Evet. Eğer doluysa bir olumlu cevap olarak bir return edeceğiz. Boşsa sıfır return edeceğiz. Bakalım. Eğer map nokta benim koordinatların neydi? Core data. Koordinatların hangi koordinatta? Haritadaki koordinatlı nesnenin ID'sini tutuyordu. Core data eğer o koordinata daha önce bir nesne eklenmemişse o koordinatın tanımlanmamış olması da gerekiyor. Şöyle yapalım. Şuradan alalım onu. Burada daha önce kullanmıştık. Şu şekilde tanımlamıştık. Yine bu şekilde de çekebiliriz. Ama eğer tanımlanmamışsa bir hata verecektir. İçindeki veri
eğer sıfırdan büyükse, çünkü sıfırdan büyükse bizim ID'lerimiz 1'den başlıyor. Sıfırdan büyükse içerisinde bir ID vardır demektir. Şöyle diyeyim, alert bir ekrana uyarı veriyordu. Bunun içeriğini alert edeyim. Şu an test edeceğim sadece. Bakayım şuradan. Alert'i zaten içine koyduk. İki dolu. Bakalım. 12 dedi. Ne veriyordu bize? ID. Ya burası, buradaki nesnenin ID'si 12'ymiş. Evet. Bir aşağısı boş. Bir aşağısına bakarsam, eğer boş bir yere bakarsam, bakalım hata verecek mi? Şu an hata vermemişti. Dolu yere bakınca hata vermedi. Boş yere bakınca çalışmadı. Hata da vermedi. Discord. Mesela biz şunu get item prop from core. Şey var mı? Get item ID from core. Evet. O daha kullanışlı olur. Biz ne yapalım onu? Get item ID from core. Yani eğer orası doluysa bir döndürmek yerine, dolu demek yerine onun ID'sini veriyor. Sıfır döndürürse boş. Şöyle yapmıştık. Eğer sıfırdan büyükse alert dedik. Şunu, bu zaten ID ve sıfırdan büyükse return dersek bunun ID'sini dönmüş olur burada. Eğer ki burası sıfırdan büyük değilse else return 0 diyelim. Yani bir nesne orada yok. Şu hata verir diye düşündüm tanımlanmamış olduğu zaman. Hata vermedi. Hata vermedi. Devam edelim. Bir yerde hata verirse çözümü uygularız. Şunu ne yaptık? Değiştirdik. Ne yaptık? Get item ID from core dedik. İçeriden alert'i sildik ama return ediyor. Ya ID return ediyor ya da 0. Alert diyorum. Alert diyorum. Böylece bakalım 2 alert dedim. 12. 2 dolu. 2 3. 3 bir 6, 2 3 şurası. 0 boş. Peki. Şu 4'e 2 dolu olması gerekiyor. 14 ID'li item varmış 4'e 2'de. Tamam. Get item ID from core çalışıyor. Şuna yazalım. Verilen koordinattaki nesnenin ID'sini döndürür. Nesne yoksa sıfır değeri döner. Böylece şunu şu şekilde de kullanabiliriz. Mesela if direkt bu fonksiyonu yazarsam, şöyle bir şey yazarsam, eğer bunun içeriğine sıfır döndüğünde if'in içeriği çalışmayacaktır. Sıfırdan büyük olduğunda çalışacaktır. Ya da şöyle de yapabiliriz. Büyük sıfır olsun. Yani ID'si sıfırdan büyükse burada bir item var, bir nesne var demektir.
ben gerekli işlemi yapayım şeklinde de kullanabiliriz. Bunu şimdi siliyorum. Şurada benim ihtiyacım olan iki fonksiyon daha var. Şu fonksiyonu yukarı alacağım. Şu uzun fonksiyonu aşağıda kalsın. Burada aslında biz bir tablo yaptık. Veri tabanında tutulabilirdi ama veri tabanı işimize çok az bir bilgi olduğu için veri tabanı tutmadık. JSON'da tutabilirdik. Farklı bir dosyada. Ama olabilecek en basit şekilde en çekirdek anlaşılır şekilde yaparsak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, şu iki komodum var benim ihtiyacım olan. Önce get item prop from core. Koordinattan itemin özelliklerini al. Bir de get item prop from id'sinden, itemin id'sinden almak. Şimdi zaten ben şu önce koordinattan itemin property'sini almak için o itemin id'sini alacağım. Şurada şey yazayım. Var item id eşittir. Şu alt çizgi koyuyordu içeridekilere. Çalışmasına bir fark etmiyor. Burada nasıl olsa get item id from core diye bir fonksiyonum var artık benim. Şunu şu şekilde yazarsam item id'yi id'si item id'si gelmiş olur. Sonra id'sinden de item prop itemin özellikleri item datanın içerisinde olduğu için item datanın içerisinde nasıl arama yapabilirim? En güzel id'sinden. Çünkü id'si unique bir tane var. id'sinden arama yaparım. O zaman şöyle yaparım. Buna da return, geri dön. Şurada elde ettiğim id eklerim. Asıl kodumu ben burada yazacağım. Ben aslında id'den bulacağım item objesini. Ama bu da bir özellik. Koordinattan item objesi bulmam. O da şu iki fonksiyonun birleşimiyle yeni bir fonksiyon oluşturmuş olacak. Şimdi nasıl bulurum? Ben tabii şu item data üzerinde çalışacaktım. Ne vardı? Nokta mesela length vardı. Uzunluk. Uzunluk özelliği vardı. İçine kaç tane satır eklenmişse o kadar uzunluk oluyordu. Başka ne özellik vardı? İlk nesnenin şey numarası, indeks numarası 0'dı. İndeks numarası kaç tane eklersen, işte 3 tane eklediğinde 0, 1, 2 oluyor. İndeksleri 0, 1, 2 ekliyor. Bu indeks numaralarını ID olarak kullanmadım. Belki dedim ileride bu itemleri ekliyoruz ama arada bir itemi sileriz. Mesela indeks numarası 5 tane item ekleyip indeks numarası 2 olan itemi sileriz. İndeks numaraları kayabilir. Ama içine eklediğimiz ID bir nesne, o nesneyi silene kadar o ID o nesneyle bağlı şekilde çalışır. Ne yapacağım ben? ID'yi bulmam lazım. ID nerede? Nokta ID şeklinde bulacağım. Bir for döngüsü yapmam gerekiyor. Şöyle var. Önce benim item index numarasını bulmam lazım. Item index eşittir 0 diyeyim başlangıç olarak. Item index 0. Sonra burada bir döngü kuracağım. For var i eşittir 0. 0'dan başlasın. I küçük. Uzunluğu bu data uzunluğunun
şu virgül olmayacak, noktalı virgül. Şurada kırmızı yandı. Data uzunluğu diyelim 3 ise ne oluyor indeksler? 0, 1, 2 oluyor. Demek ki ben 0'dan şu ne olur? 3 olur. İ küçükse dediği 2. İ 2'ye kadar işler. Yani 0, 1, 2. 2 şeklinde döner. Ne yapıyorduk? İ artı artı. İ'yi 1 arttırdık. Şimdi bir döngü ekledim. Burada ne yapacağım? Cut. Past. Döngü şu i 0 olacak. Bir kere bu çalışacak. 1 olacak. Bir kere çalışacak. 2 olacak. Bir kere çalışacak. Çıkacak. Ben onu nerede kullanacağım? Burada. Ne yapacağım onu? 0'sa 0'ın id'si eşittir. Eğer map item data'nın 0 i 0'ın id'si ya da 1 ya da 2'nin id'si eşittir. Ne yapıyorum? Ben bir id arıyorum. Bu id ise demek ki bu i benim aradığım nesnenin item indeksi oluyor. Bana da o lazım. Diğer bilgilere ulaşmam için. Sonra for'dan çıktığımda elimde ne oluyor? İtem indeksim oluyor. Tamam. Bana ne return etmem lazım? Bir nesne return edeceğim. Hangi nesneyi? İtem datada item indeks olan nesneyi return edeceğim. Şimdi şurada şöyle bir sorun çıkacak. Buna sıfır dedik. Sıfır zaten birinci nesne. Birinci satır. Bu diyelim döngü döndü 3 kere. Burada baktı hiçbir ID bulamadı. İtem indekse hiçbir değer atayamadı. Ne oluyor item indeks? 0 oluyor. Ama halbuki birinci satır ID'si birinci satırdaki nesnenin ID'si bu ID'ye eşit olduğu anlamına gelmiyor. Demek ki bu yanlış. -1 diyeyim buraya. -1 diyeyim. Arıyor. Eğer şu noktada item indeks -1 ise demek ki bu ID'de bir nesne yok demek ekranda. O zaman yoksa ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey yazalım. Item indeks eğer bu döngüden çıktıktan sonra item indeks eşittir hala -1 ise return 0 diyeyim. Else eğer -1 değilse demek ki bir şey bulmuş. O zaman objeyi döndürebilirim. Burada bana bazı uyarılar veriyor. 2 eşittir yerine 3 eşittir kullan diyor. 3 eşittir denk. Şöyle, niye 2 eşittir kullanıyoruz? If'te a eşit mi diye sorarken 2 eşittir kullanıyoruz. Çünkü bir yerde a eşittir 2 dediğimiz zaman a'nın içine 2'yi ekliyor. A değişkenin içine 2 ekliyor. If'te 2 eşittir kullanıyoruz. Eşit mi? Ya 2 mi? A'nın içindeki 2 mi diye sormak için. Böyle bir fark var ikisi arasında. Bunu da yazdık gibi. İtemin propertisini alacağız. Core'dan alacağız. Bunu da yazdık gibi. Üçünü de yazdık. Deneyelim bakalım. Şuradan. Ne deneyelim? Bir tane var. İtem object eşittir. Map nokta get item property from coordinate. Koordinattan alalım. Şu an bizim elimizde bir id yok ama koordinat var.
Mesela ben şunun koordinatını istiyorum. Elimde ID varsa ID ile ararım. Koordinat varsa koordinatla ararım. Şu neydi? 2-2 değil mi? 2-2. Ne yapıyor? Bana bir obje veriyor. Obje veriyor. Sonra ben burada aşağıda alert object nokta type'ını alert edeyim. Type'ını. Şuradan bakayım. Obje'de type var. Evet. Bakalım çalışacak mı? Rock. Taş olduğunu söyledi. Birkaç alert daha yapayım. Şimdi bana artık onun item objesi geldi. Ben onunla ilgili artık her bilgiyi ne yapabilirim? İsteyebilirim. Ne bilgiler vardı? Mesela ID'sini sorayım. ID'sini. Bu ID'yi biz büyük harfle mi yazdık? Büyük harfle yazdık. Burada ne yaptık? Doğal olarak burada da büyük harf yazdık. Şu küçük harf olsun. Çünkü başlangıç küçük harf. Küçük harf olsun. Hepsi küçük harf. Bunu büyük harf yapmışım. Bakayım. ID'sini isteyeceğim. Önce ID'sini. Sonra tipini istedim. Sonra da can eat. Bunu yiyebilir miyim diye bakayım. Bunu yiyebilir miyim diye. ID'si undefined. Undefined. Üçü de şimdi olmadı. Nedenine bakalım. Bir yerde değişti. İlk yaptığımız zaman sonradan yapılan değişikliklerde böyle sorunlar çıkabiliyor. Çünkü biz burada get'ten prop'ta da ne yaptık? ID'yi büyük harf yazdığımız için orada da büyük harf kullandık. Orada düzeltmedik. Çalıştır. Evet. Bu bir taş. ID'si 12. Yiyebilir miyim? 0. Yiyemezsin. 1 olsaydı yiyebilirim. Yanındakine bakalım. Yanındaki şu muydu? 3 diyelim buna da. Bakalım. Bu bir çiçek. 13 ID'si. Yiyebilir miyim? Evet, yiyebilirsin. Peki yiyebilirsem besin değeri ne bunun? Food value. Madem yiyebiliyorum. Çalıştır. Flower 13 1 7. Besin değeri 7'ymiş. Peki taşın besin değeri yok. Ben taşın besin değerini sana sorarsam hata verecek misin bana? Rock 12 yiyemezsin. Besin değerine 0. Besin değeri yok. 0 tanımlanmış mı Rock'ta? Bakalım. Food value tanımlanmış. Tanımlanmamış olsaydı ne olacaktı? Çalıştıralım. Rock 12 yiyebilir misin? Yiyemem. Besin değerine 0. Tanımlanmamış olsaydı da ben neyi sildim? Ağaçtan sildim. Rock'tan sileceğim. Besin değeri yok ama zaten yenemiyor. Oradan belli besin değeri olmadı. Undefined. Yani öyle bir şey yok ama çalışmaya devam ediyor. Şu anda ihtiyacım olanları yazdım. Ben böyle aralara boşluk bırakıyorum. Aslında daha rahat görmek için yapıyorum onu. Boşluk bırakılmayabilir. Kod grupları arasında boşluk olabilir. Biraz boşluklu yazıyorum. Evet.
Demek ki şimdi ben ne yapabiliyorum? İstediğim nesneyi, istediğim kareye ekleyebiliyorum. Sonra o karede nesnenin olup olmadığını, özelliklerini çekebiliyorum. Önümdeki kağıtta birkaç not almışım. Onları ekleyeyim. Şimdi bundan sonra şey yapayım, yapalım. Bizim oyunumuzun ekranını oluşturacak, artık onu oluşturacak çekirdek kodları, fonksiyonlarımız var. Oyunun haritasını oluşturacak bir şey yazalım. Kodumuzu yazalım. Şimdi ne yapacağım ben? Trap nesnesi. Trap nesnesi eklemek istiyorum. Bir tane. O da nedir? Unutmadan buraya ekleyeyim. Tuzak. Ama tuzağın imajı yok. İmajı yok. Tipi var. Tuzak. Kango. Evet. Üzerine gelinebilir. Yenemez. Bunlara gerek yok. Anahtara gerek yok. Yeni bir şey, özellik ekleyeceğim. O da nokta damage. Trap mesela canımızın %40'ını 40 birim canımızdan 40 birim zarar veriyor bize. Bir trap'e düştüğümüz zaman hem de görünmüyor ekranda. Üzerinden geçince zarar veriyor. 40 çok olursa ileride onu düzenleriz. Bir şunu düşünmüştük. Bir de şöyle bir koda ihtiyacımız var. Kelebek hareket ederken bir sonraki kareye, kelebek diyecek ki ben bu kareye gidebilir miyim diyecek. Karenin içinde bir nesne varsa o nesnenin özelliklerinden o kareye gidilip gidilemeyeceği bize geri döndüğü zaman o bilgi, biz de harekete başlayacağız. Bu tamam, harekete başlıyoruz. Ama diyelim burada bir trap var. Hareket bittikten sonra, biz bu kareye döndükten sonra o trap ile ilgili biz bir damage almamız gerekiyor. Ya da başka kapı var mesela, kapı ile ilgili. Ya da anahtar. Anahtarın üzerine gelince otomatik anahtarı alma ile ilgili bazı işler var. Nesne kareye vardığında çalışacak bir fonksiyon gerekiyor bize. Böylece o fonksiyonun içine de kareye vardığında o karenin içindeki nesnenin özelliğine göre bir işlem yapıp yapılmadığını kodlayabiliriz. Ona ne isim verecektim? On player. Kelebeğe player diyelim, oyuncu. Array koordinata vardığında çalışsın. Eşittir fonksiyon, noktalı virgülle kapatıyoruz. Şuraya da not alalım. Oyuncu koordinata vardığında olacak işler için. Niye buraya yazdım? Çünkü mesela anahtar, eğer anahtar varsa o anahtarın bilgisi zaten burada. Ne olacağı burada. Buradan ayarlanacak. Bana ne lazım? Koordinat. X ve Y koordinatı lazım. Şu an için içi boş. Şuraya bir de not alalım. Trap. Anahtar gibi. K diyelim. Level yapacaktık. Trap nesnesini koyduk. Tamam, iyi görünüyor şu anda. Bir tane yeni JavaScript dosyası açayım. Buna level diyeyim. Şu anda tek level olarak düşünüyorum. Bitirdiğimizde oyunu. Oyun başladığında duvar çekilecek. İtemler zaten rastgele eklemeyi düşünüyoruz. İşte taşı, elmayı rastgele ekleyeceğimiz için
ekran her seferinde farklı görünüşte olacak. Ama Level CS'yi niye açtım? Level CS'de şu bizim taslağımız vardı ya, orada bir oyun ekranı vardı. O ekranı oluşturmak için onun kodlarını map'in içine yazmıyorum. Farklı bir yere alacağım. İleride işte ikinci, üçüncü level olursa ya da şu anda bunun kodlarını daha bu videoları, eğitimlerin yayınlandığı yere koymadım ama en kısa zamanda bu projeyi komple her videodan sonra paketleyip koymam gerekiyor artık. Başka ne var? Level'ı yazmadan önce aklıma gelen birkaç şey de hemen aktarayım. Bu şimdi bizim yazdığımız kodlar diğer programlama dillerindeki gibi derlemeye ihtiyacı olan kodlar değil. Burada proje dosyamız bizim index, işte CSS, CS klasörlerin içinde herhangi bir oluşturduğumuz dosyayı bir not defteriyle open with. Şunu açalım. Not defteri. Not defteriyle açtığımızda not defteri açıp kodları görüp değiştirip kaydedip bu benim Notepad++ bunun JavaScript olduğunu anladı, renklendirdi. Ama burada herhangi bir şey tamamlama yapmaz. Şey gibi değil. NetBeans gibi değil. Bu şekilde. Bir de bu teknolojilerle geliştirdiğiniz bir uygulamayı, bir oyunu, bir web sayfasını biraz daha bilgiyle mobil oyuna çevirebilirsiniz. Bir akıllı cep telefonunda oynanabilecek hale getirebilirsiniz. Şu anda planlamıyorum ama belki onunla ilgili de video çekebilirim. Tabii bu oyun için geçerli olmayabilir çünkü önceden düşünüp boyutlarını ona göre ayarlamamız lazım. Cep telefonlarında çalışacak şekilde boyutlandırmamız gerekiyordu. Onlar yazacağımız kodları biraz ekleyeceğimiz her ayrıntı kodları fazlalaştıracak, karışık olmasına sebep olacak. Bizim için önemli olan şu anda olabilecek bu işi en basit yöntemle yapmak. Evet. Level'ı ekleyelim. Ne yapacağız? Function level, bir tane boş class açtım. Bir şey var. Level nokta create, mesela create kullanacaktım. Create zaten var. Böyle olan şeyler kullanmamak önemli. Çok kullanılan isimler seçtiğim zaman create level diyeyim ben. Bu şekilde beklenmedik problemler çıkabilir. Daha ileride şunu da yapabiliriz. Create level ama level number. Hangi numaralı level'ı oluşturayım? O numaralı level'ı oluştur. Her level'da standart olarak kenar duvarları olacak. Level nokta create wall işte function.
kenar duvarları olacak ve level olacak. Evet. Şöyle create wall'u her level oluştururken zaten işleyeceğiz. Ondan sonra da her level için özel olan kodları yazacağız. Ekranı temizleyelim. Çoklu satırı kapatmak için ters slash yıldız. En sonra da yıldız ters slash. Yaptığımızda bütün kod kapanıyor. Kodların hepsini silersek ekranın ne olacak? Temiz. Kelebek orada. Kelebekle şu an işimiz yok. Kelebek dursun. Şurada ne yazacağım? Ne yaptım ben? Şunu da kapattığım için şurada Enter'a basınca yeniden açtı. Şu bunun kapandığı yer. Onun olması gerekiyor. Bakalım. Level nokta create level 1. Biri şu anda kullanmayacağız. Zaten bir tane olacak şu anda bizim level'ımız. İleride bakarız. Ne yapacağım ben? Şurada benim nesne ekleme kodum neydi? Şu. Kopyala. Nesneyi ekle. Bas. Ne ekleyeceğim? Wall 1. Wall 1'i ekleyeceğim. Şuradan resimlere bakayım. Wall 1 siyah olandı. Kenarları siyah duvar yapacağım. İçeriği toprak duvar yapacağım. Taş duvar dersek. Şunu kapatıyorum. Bire bire eklediğim zaman çalıştırayım. Ne oluyor? Hata verdi. Bakalım. Level is not defined. Yani level diye bir class yok. Geldik level'ı burada kullanmaya çalıştık. Niye? Çünkü bunların hepsi indekse bağlıydı. İndekste de level'ı eklemedik. Level'ı ekleyelim. Tekrar çalıştıralım. Şimdi geldi bir duvar. Yapmam gereken döngüyle şu şekilde çevreye bir duvar çekeyim. Ne yapacağım? For var i döngü eşittir 0. Sıfırdan başla. Mama gerek yok. Niye sıfırdan başlayayım? Birden başlasın. Çünkü koordinat bire bire ekleyeceğim ilk duvarımı. İ küçük eşit kaça kadar ekleyeceğim? Map nokta map nokta maksimum x koordinat. Buraya eklemiştik. Koordinattı bu. Evet, koordinat. Kaç tane kare varsa o kadar. Birden başlayacak. Kaç kare varsa o kadar dönecek. Küçük eşit dedim. Sadece küçük dersem son kareden bir düşük kadar dönmüş olur. Sonra i plus plus dedim tekrar. İçine bunu ekliyorum. X koordinatı y koordinatı hep 1 olacak. X koordinatı i olacak. I 1 olacak. 2, 3, 4 max'a kadar. Doğru mu yaptık? Evet. Bu şekilde çizdi. Bir tane de
Yine aynı döngüyü kullanayım. Aynı döngünün içinde bir satır daha kod yazayım. Nasıl olsa bu şekilde gidiyor. Bana da gerekli olan şu, şurada da benzerlik var. Bu da aynı şekilde gidecek. Sadece y koordinatı 1 değil. Ha, y koordinatı, evet. Y koordinatı 1 olmayacak. Maksimum y koordinatı neyse o olacak. Şuradaki 1 yerine map nokta maksimum y koordinat yazarsam. Evet. İki duvarı da çizdik. Şimdi kaldı şu duvarla şu duvar. Bunun için de ikinci bir for döngüsü yapalım. Var iyi. Şimdi tekrar değişken ismi olarak iyi kullanabiliyorum. Çünkü varı burada yazdığım için, şu parantez içinde yazdığım için varı, bu iyi değişkeni sadece bu for'un içinde işliyor ve bu for şu şurayı geçtikten sonra bitince iyi değişkeni de siliniyor. Ben tekrar burada var iyi yapabilirim. Şu şekilde de bir kullanım var. Var iyi deseydim, dışarıda tanımlasaydım ve burada iyi deseydim, bu şekilde de kullanabilirdim. O zaman yine bu iyi ile işim bittiği için burada yine iyi kullanabilirdim ama var yazmamam gerekiyordu. Şimdilik şu şekilde yazalım. Kodların birçok farklı kullanım yöntemleri var. Şu anda bu işimizi görüyor. Bu sefer 2 diyeceğim. Niye? Çünkü 1 dolu olduğu için benim 2'den başlamam lazım. X 2'den. Pardon, Y2. Bu sefer Y olarak kullanacağım. Y2'den başlayacağım. İ küçük eşit map max y koordinatı değil. Niye? Çünkü y koordinatı dersen şu en üstteki ve en alttaki de sayılır. Onlar olmadığı için burada bir matematiksel işlem yapmam gerekiyor. Eksi 2. 2'yi çıkarmam lazım. Ki şu aradaki sayıyı bulayım. Şunun uzunluğundan şu 2'yi çıkarıp aradaki uzunluğu buldum. İ artı artı dersen bir döngü daha yapmış oluyorum. Sonra şunu kopyalayayım. Bu sefer yine vol 1. X 1 olacak sabit ilk duvar için. Y'si iyi olacak. Çalıştıralım. Yanlış oldu. Eksik kaldı. Evet, çünkü neden? Şu diğer renkli duvarı ben kullanıp şunu görmek istiyorum. Şu birin de üzerine acaba duvar örüyor mu? Yok, birin üzerine duvar örmüyor. Doğru yerden başlıyor. Evet. Şuna baktım. 14. Duvarın uzunluğu 14. Şu 14 eksi 2. 12 yapıyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane duvar var. Burada bir yanlışlık var. 2'den başlıyor. Doğru. Ama artık bu duvarı benim hesaba katmama gerek yok. Ben zaten 2'den başlıyorum. Aşağıya doğru. Bir tane eksilteceğim. Bir tane duvar eksik oluyor. Bir tane eksiltirsem doğru olacak. Duvar 1 yapalım tekrar. Çok anlamadım şu anda da. Üzerine gelmiyor. Bir hata çıkmaz. Şunu yapalım. Y maksimum kor i çünkü x maksimum kor olacak.
Evet. Kenar duvarımız hazır. Tabii standart olacak. Her level'da bu duvar çizilecek. Ondan sonrakiler. İçerideki duvarları da aslında rastgele bir yerlere çizebiliriz. Rastgele çizebiliriz. Ama şurada mesela anahtarı bu köşeye koymuştuk. Bu şeyi rastgele çizersek neyse düşünürüz onu. Şimdi elma ekleyelim. Şurada bakayım. Sildiğimiz kod nerede? Hemen bunu kopyalayıp yapıştıralım. On tane elma. Elma random olarak ekliyor. Aşağıya doğru aynı döngünün içine. Eğer 10 tane eklemeyeceksem bu döngüden dışarı çıkarım. Ama 10 tane ekleyeceksem bu döngünün içinde de çalışabilirim. Şöyle yapayım. Elma. Flower'dan ben çok eklemek istiyorum. 20 tane eklemek istiyorum. O zaman gerçi 20, 10, 20 bütün ekranı doldururuz o zaman. Çok olmasın. 10 iyi. Flower, elma, rock, başka ne var? Başka ne var? Grass, 3-1, 3-2. Grass, 3-1, 3-2. Hepsinden 10'ar tane ekleyelim, bakalım ne oluyor. Buralara da ekledi. Niye? Çünkü bizim hem koordinat olarak her yere dedik, hem de bizim şu andaki kodumuz bir yerde bir nesne varsa üzerine bir daha ekleme. Burada da taşla elmayı üst üste eklemiş. Böyle bir kod yazmadık. Üst üste ekleme diye bir kod daha yazmadık. Neyse fena değil. Şunun şey koduna da bakalım şuradan. HTML'i ne hale getirmiş. Ondan sonra bitirelim. İncele diyorum. Element, body. Ne yaptık biz body'yi artık? Burada game, bunların hepsi nerede? Game objects'in içinde. JavaScript'le olaya müdahale ediyoruz. ID 1. ID bir kelebek, yok kelebek değil, altındaki şey duvar. ID bir duvar. İşte 0'a 0'mış. Ne var ID 2? ID 2 alttaki duvar. ID 3, 4. Böyle böyle. Bu HTML kodunda o araya bunların hepsini ekliyor. Elma ne? ID 83. Top 200 yukarıdan 288 piksel, solda 544 piksel eklemiş. O noktaya koymuş elmayı. Kaç tanesini eklemişiz? 142. En son şu ağacı eklemişiz. Onun dairesi 142'ymiş. Evet.